AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, Memursan İl Temsilciliği, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Paludar'da temaslarda bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Metin Bulut, Elazığ'da temaslarda bulundu. Milletvekili Bulut ilk olarak yeni seçilen şube başkanlarını tebrik etmek için Memursan İl Temsilciliği'nde Memursan Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi ve üyelerle bir araya geldi. Memursan Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, sorunların çözümü noktasında Bulut'un her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek kendisine teşekkür etti. İlimiz eğitimine, ilimiz sağlık ve diğer çalışma alanlarına ait sorunları zaman zaman kendisine iletiyoruz. Bunların çözümü noktasında da her zaman bize rehberlik edip, büyüklük yapıp önümüze düşüyor, gerekli çalışmaları yapıyor. Ben Memur Sena İletisi adına bugün hayırlı olsun ziyaretine geldiği için Sayın Vekilimize, Sayın Gençlik Kolları Başkanımıza ve AK Parti Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Milletvekili Bulut, bugüne kadar güzel çalışmalara imza atıldığını dile getirirken bundan sonraki süreçte de çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini kaydetti. Bugüne kadar hep birlikte gücümüz yettiğince güzel şeylerin altına imza attık. Allah nasip ederse bu süreçte yine aynı şekilde ilimizin menfaatine, ülkemizin menfaatine olan güzelliklerde yine hep birlikte olacağız. Gecikmiş bir ziyaret gibi sayılabilir ama meclis mesaisi çok yoğun. Bizler çok yoğunuz. Hemen ilk fırsatta, elimize geçen ilk fırsatta gelip çok kıymetli başkanımızı ve şube başkanlarımızı tebrik edelim istedik. AK Parti MKYK üyesi Metin Bulut daha sonra Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilen İdris Alan'la bir araya geldi. ETSO Başkanı İdris Alan, 6. Bölge Teşvikleri kapsamında verilen desteklerden dolayı teşekkür etti. Tabii takdir ederseniz Sayın Vekilim, biz talep makamıyız, icra makamında sizlersiniz. Geçmişte 6. Bölge Teşviklerinden bize yapmış olduğunuz desteklerden dolayı odamız ve şahsımız adına sizlere teşekkür ediyoruz. Biz televizyon konuşmalarımızda, programlarımızda ilimizin sorunları ile ilgili böyle küçük anekdotlar çıkarmıştık. Bunları da zaten size de paylaştık. Siz de bunların çözeceğine dair bize müjdeler de verdiniz. Biz odamız ve şahsımız adına sizlere teşekkür ediyoruz. Milletvekili Metin Bulut, Ticaret ve Sanayi Odası'nda geçmiş dönemlerde emeği olan bir ismin başkan seçilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Geçmişte yönetim tecrübesi olan, hakikaten Ticaret ve Sanayi Odası'nda emeği olan, pek çok başarının altında imzası olan bir kardeşimizin yeniden bu görevi nöbeti devralması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bulut, Elazığ'ın 6. bölge teşviklerinden faydalanmasının şehri bir sanayi kenti haline getirdiğini söyledi. 6. bölgeyle bile buluşması Elazığ'ın sanayi kenti olmasına yol açtı. O kadar kıymetli bir şeydi ki bugün o SB'de artık bir metrekare yer yapabileceğiniz yer kalmadı. Bunu mutlulukla söylüyorum. Niye? Çünkü herkes yatırımını büyüttü. Yeni yatırımlar geldi. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci o SB'yi açmanın peşindeyiz. Açtık da Allah nasip etti. Orada da şimdi yatırımcılar yatırım yapmaya başladı. Onunla birlikte ben eminim ki ikinci OSB'yi de bitirdiğimizde Teknova Elazığ sanayinin en önemli kentlerinden bir tanesi olacaktır. Çok kıymetli başkanım. Milletvekili Metin Bulut, Paludar üyeleriyle de bir araya geldi. Paludar Başkanı Fadıl Ülgen, Palu'nun sorun ve çözüm önerileriyle ilgili Milletvekili Bulut'a görüşlerini iletti. Sizden de telefonla daha önce görüşmüştük. 27 yıllık bir hasretimiz olan Paludar'da bir meslek yüksekokulu açılmasıyla ilgili konuydu. Bunu biz Fırat Üniversitesi Rektörümüz Fahrettin Göktaş Bey'in bize yardımcı olmasıyla, yol göstermesiyle bir komisyon kurarak çok ciddi bir çalışmaların sonucunda kurulun dosyasını hazırladık. Mutlaka siyasetlerin, siyasi aktörlerimizin, milletvekillerimizin de YÖK başkanına, YÖK başkan yardımcılarına
bu konuyu iletip Gök Genel Kurulu'ndan bu kararın çıkması noktasına bize yardımcı olmanızı bir kez daha arz ve talep ediyoruz. AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Palu'ya hastane yapımı için büyük mücadele verdiklerini dile getirdi. Bulut, Palu Kovancılar Devlet Hastanesi'nin ihalesinin bu yıl yapılacağını açıkladı. Hastane önemli. Evet, biz hastanenin bir an önce yapılabilmesi için çok yoğun bir mücadele verdik. Aslında geçmişte hastanemiz ihalesi, proje ihalesi yapılmıştı ama ihale projesini yapan firma yapamayınca iptal oldu. Geçen ay özel bununla alakalı hem strateji başkanını hem Sağlık Bakanımızı bir araya getirdik. Allah nasip ederse bu yıl içerisinde muhakkak ve muhakkak biz Palu, Kovancılar Devlet Hastanesi'nin 150 yataklı olacak.